Safranbolu İncekaya Kanyonu üzerinde kurulu olan ve Türkiye'nin ilk seyir terası olan İncekaya Kristal Cam Seyir Terası işletmecisi Mehmet Bahçecik Karabük Net Haber'e özel bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde cam seyir terasının taş duvarlarından nağım sularının aktığı ve birçok yerinin bakımsız bir halde olduğu haberlerde gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Karabük Net Haber'e bir açıklama yapan işletmeci Mehmet Bahçecik, bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle kapalı olduklarının altını çizdi ve daha yeni yeni kapılarını ziyaretçilere açtıklarını söyledi. Evet sevgili izleyenler, Kristal Cam Seyir Terasındayız, ince kayıdayız ve Cam Seyir Terasının işletmecisi Sayın Mehmet ile birlikteyiz. Evet, geçtiğimiz hafta Cam Seyir Terası ile ilgili gelen ziyaretçilerin bazı şikayetleri olmuştu ve bu şikayetleri de bizle getirmiştik. Tabii işletmecinin de bu konuda söyleyeceği, konular var. Yaklaşık beş senedir burayı işleten bir arkadaşımız, bir beyefendi. Evet Mehmet Bey, geçtiğimiz hafta misafirleriniz biraz muzdarip olmuş. Evet. Konuyu kısaca bize değerlendirir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Misafirlerimize de teşekkür ediyoruz. Böyle bir sorunu duyarlı olmuş ve bunu da bildirmişler. Ee, gerçekten buraya gelen insanların duyarlılığı bizi çok memnun ediyor ziyadesiyle. Burada bizim bir e, logar yani pis atık suyu problemimiz oldu ve biz bunun yerini tespit edebilmek için e, bir hafta zaman harcadık. Sağ olsun İl Özel İdaresi ve Safranbolu Belediyesi'nin de yardımlarıyla biz bunu tespit ettik. Bugün itibariyle de o sorunumuzu çözdük. E, yani buraya gelen misafirlerimize evet biz de e, gerçekten hoş kokular, güzel e, hizmetler vermeyi e, çok istiyoruz. Ve umarım bundan sonra da böyle olacaktır. Tabi pandemi sürecinde bir buçuk yıldır kapalı olmamız, e, yani işleyen demir pas tutmaz sözünün de gerçekliğini biz burada yaşadık. E, bazı bakımsızlıklar ortaya çıkıyor ama takdir edersiniz ki bir buçuk yıldır bir ciddi pas. anlamda kapalı ve... E, Artık her şey biraz e, şey dayalı. oldu. Evet, maddiyata da dayalı tabii. Yani e, burası da umarım hepimizin e, özellikle Safranbolu Karabük, e, yani bizim değerimiz, e, kültürümüz Safranbolu için e, çok önemli bir değer. Bu değeri hep beraber ve sizin de yaptığınız haber için size de teşekkür ediyorum. Özellikle yani gerçekten safran Safranbolu'yu ve Karabüyü düşünülen yani ülkemizi düşünen bir haberdi bu. Umarım daha güzel haberlerle birbirimizi evet. daha şey yaparız. Mehmet Bey yalnız terasın cam terasın tabanındaki kırılmaz camlar artık 9 yıldır çizilmiş artık böyle bir donuklaşmış. Evet, evet alt tarafı gözükmüyor. Bu camların değiştirilmesi gerekmiyor mu? Değişmesi gerekiyor açıkçası. Bunun için de e, mektuplarımız İl Özel İdaresinde var ve İl Özel İdaresinin bize takdir ettiği bir tarih olacaktır buna inanıyorum. O Artık bize nasıl yapmamız gerektiğini söylüyorsa biz de öyle yapacağız inşallah. Bunu da çok yakın bir zaman içerisinde önümüzdeki dokuzuncu aydan sonra kesinlikle bu olacak, değişecek yani evet, evet. Ee, dediğim gibi cam biraz şu olmuş evet sizin de dediğiniz sizin gibi, şey gibi çizilmiş yani, donuklaşmış. donuklaşmış tabii burada bir şey yapabilmemiz için de belli şeyler var yani prosedürler var o prosedürlerin yerine gelmesi gerekiyor. Ee, Dediğimiz gibi il özel idaresi yetkilileri bize ne derse biz bunu yapmaya hazırız. Bu süreçte il özel idaresine ve Safranbolu Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten çok güzel bir ilgi vardı, alaka vardı. Elinden gelen her şeyi yaptılar. Onlara da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kardemir Anonim Şirketi işçi, mühendis ve uzman kadrosunda 85 yeni alım yapacağını duyurdu. Kardemir'den yapılan açıklamada 13 mühendis, 69 işçi ve 3 uzman alınacağı belirtildi. Karabük'te ikamet etmek gibi özel durumlarında yer aldığı şartların arandığı ilin edilen açıklamada, işçi alımı için başvuruların Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğü'ne yapılacak olup, adayların en geç 13 Ağustos 2021 tarihine kadar kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmekte olduğu belirtildi. Vaşvuru şartlarını sağlayan adayların, Kardemir Seçme ve Değerlendirme Kurulu tarafından, sağlık durumu itibariyle pozisyona ilişkin yetkinliğinin ölçülmesini teminen mülakata tabi tutulacağı, ilin edilen pozisyon kontenjanından fazla mülakatı geçen aday bulunması halinde, adaylar arasından noter huzurunda kura çekilerek seçim yapılacağı açıklandı. Karabük'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kastamonu istikametinden Karabük yönüne giden MEA idaresindeki hafif ticari araç 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda devrildi. Kazada sürücünün yanında bulunan MEA yaralandı. Yaralı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Müzik Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen belediye serasında, çeşitli çiçek ve sebze üretiminin ardından şimdi de maniye domatesi üretimine geçildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Elif Köse, seranın üst düzey verimlilikte çalıştığını, serada bu yıl içerisinde 60 bin çiçek üretiminin yapıldığını ifade etti. Safranbolu ile özdeşleşen maniye domatesi için patent çalışmalarının da başladığını belirten Başkan Köse, tohumları alınan domateslerin meyvelerinin ise aşevine gönderileceğini söyledi. Karabük'teki çadlı öğrenciler Karabük Üniversitesi'nde 3. Genel Kurul toplantısı düzenledi. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Refik Polat programda yapmış olduğu konuşmada, Karabük Üniversitesi'nde 10 bin uluslararası öğrencimiz var. Ben her yerde herkesin yanında başka ülkelere gittiğimde şunu söylüyorum. Benim ikinci ülkem Çat. Sizlerle gönül bağımız var. Size kardeşlerim diyeceğim ama siz bana kardeşten ötesiniz. İnşallah ilelebet de böyle kalacaksınız diye düşünüyorum. Üniversitemizde bine yakın çadlı öğrenci var. Bir de en fazla öğrencisi olan ülkelerin başında geliyorsunuz. İnşallah bu sene çaddan gelen yeni öğrencilerle sayı daha da artacak, dedi. Programda çadlı öğrencileri yöresel kıyafetleriyle ülkelerine özgü dans ve gösterilerini sundular. Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, pandemi dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ulusal destekleme programının yaz tatili bölümü olan Telafide Ben de Varım programına katılan öğrenciler için planlanan Yenice Gezisi etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Karabük Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenice Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Yenice'den 20 öğrenci ve il merkezinde değişik okullarda okuyan 20 öğrenci, Yenice Şeker Kanyonu'nda doğa gezisi ve piknik yaparak gönüllerince elendiler. Tren yolculuğunda Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'e, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem ve eşi Şule Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Öğrenciler ve Öğretmenler eşlik etti. Karabük'te FETÖ ve PDE tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılmaya başladı. Karabük Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Safranbolu'dan Karabük istikametine gerçekleştirilen bisiklet turu ile başladı. Polis kontrolünde düzenlenen bisiklet turu Karabük Valiliği bahçesinde son buldu. Valilik bahçesinde şehitler anısına fidan dikiminin gerçekleştirildi. Düzenlenen şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Gürel ve beraberindeki heyet tarafından verildi. Ödül töreninin ardından Valilik fuaye alanında ressam Rıza Korkmaz, Kübra Korkmaz, grafiker ressam Eyüp Günaydın ve edebiyatçı yazar Zehra Korkmaz'ın Türk milletinin destansı direnişini konu alan fotoğrafları resmettiği 15 karede 15 Temmuz isimli yağlı boya resim sergisi açılışı yapıldı. Program resim sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş gerçekleştirmiş olduğu köy ziyaretlerinde öğrencileri ve veliler ile buluştu. Yazıköy İlkokulu müdürü Kemal Sarıçam'ın eşlik ettiği ziyaretlerde Milli Eğitim Müdürü Gümüş, köylerde ikamet eden öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan Arkadaş isimli tatil kitabı ile birlikte yaz tatilinde okumaları için birer kitap hediye etti. Gümüş köy ziyaretlerindeki güler yüzlü karşılamaları ve misafirperverlikleri için öğrenci ve velilere teşekkür ederken öğrencilerden yaz boyu dinlenirken kitap okumayı ihmal etmemelerini istedi. Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri halk günü toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor. Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü Koordinesi'nde, İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç'ın insan ticareti suçu ve istatistiksel veriler hakkında bilgi vermesinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli göç uzmanı tarafından yapılan sunumla, göç kavramı, insan ticareti ile mücadele, mağdurlarının korunması ve göçmen gruplarına yönelik yürütülen çalışmalar, İnsan ticareti kavramı, yasal mevzuat, insan ticareti göçmen kaçakçılığı kıyaslaması ve yabancılar iletişim merkezi hakkında vali Gürel ve katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Toplantı, kurumlar arası işbirliğinin vurgulanması ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.